Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızın 83. testiyle hareket problemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bir araç bir yolun yarısını sabit hızla gittikten sonra hızını yarıya düşürmüş ve kalan yolu bu hızda tamamlamıştır. Verilenleri şematize edelim arkadaşlar. Burası orta nokta olsun. X mesafesi olsun. O zaman geri kalan yarısı da x eşit olacak. İlk hızına 2V diyelim. Yarıya düşüreceği için diğer hızı V olacak. Aracın yolda harcadığı toplam süre 12 saattir. Şimdi arkadaşlar burada geçen süreye T1 diyelim. Buraya geçen süreye T2 diyelim. Alınan yollara bakın. X eşittir hız çarpı zaman. Burada ise X eşittir hız çarpı zamanda. Bunları oranladığımızda T2 eşittir 2T1 olur. T1'e T dersek T2'miz 2T olur o zaman. Zaten yapılan iş aynı olduğu için hızla süre ters orantılıdır deyip direkt bizim t2 t dememiz lazımdı. Ama nereden geldiğini göstermek istedim arkadaşlar. Toplam geçen süre 12 saatmiş. 3 t 12'den t'miz 4 gelir. Bu araç tüm yolu başlangıçtaki hızıyla giderse bu yolu kaç saatte alır? Arkadaşlar t'yi 4 bulduk. x'imiz neye eşittir o zaman? 2v çarpı 4'ten 8v'ye. Burası da 8V'dir. Toplam yol 16V'ye eşittir. Neydi formülümüz? Yol eşittir hız çarpı zaman idi. Burada yol 16V'dir. İlk hızımız 2V'dir. Toplamda geçen süre T olsun arkadaşlar. T'yi 8 buluruz. Yani ilk hızıyla yolu tamamlasaydı 8 saatte gidecekti. Gelelim 2'ye. A ve B şehirlerinde bulunan 2 araç Aşağıdaki şekilde verilen hızlarla aynı anda harekete başlayınca A'dan hareket eden araç B'den hareket eden araca C'de yetişiyor. BC uzunluğu 240 km ise AB uzunluğu nedir? Buradaki uzunluğa x diyelim arkadaşlar ve B'den başlayalım. Neydi formülümüz? Hız çarpı zaman eşittir yoldu. Buradaki hızımız 3v. Geçen süre t arkadaşlar. Bunu 240'e eşitliyorum. V ile t'nin çarpımı 80 geliyor. Yani iki aracın hareket süresine t dedim. Şimdi A'daki araç için bakıyorum. Hız çarpı süre eşittir x artı 240. Burada vt 80'e eşit. 5 çarpı 80 400'dür. 400 eksi 240'tan x'imiz 160 olur. Yani AB uzunluğumuz 160 kilometredir. Bir hareketli A'dan B'ye 80 km hızla gidip Hemen bakalım. Şuraya yazalım arkadaşlar. 80 km bölü saat hızla gidip Hiç durmadan 100 km bölü saat hızla geri dönüyor. Gidiş dönüş 9 saat sürdüğüne göre A, B uzunluğu kaç kilometredir demiş. Şimdi gidiş süreme T diyeyim arkadaşlar. O zaman dönüş sürem ne olacaktır? Toplam 9 saat olduğu için 9-T eksi olacaktır. AB uzunluğu giderken nasıl hesaplıyoruz? Hız çarpı süreyle. Dönüşte ise AB uzunluğu burada hız çarpı 9 eksi t eşittir. AB uzunluğu aynı değil mi? Bu iki ifadeyi birbirine eşitliyorum. Burada sıfırlar gitti. 2'ye böl 4, 2'ye böl 5. 4t eşittir 45 eksi 5t. 9t eşittir 45. T'miz 5 olur. T'yi 5 bulduk. AB yolunun uzunluğu soruluyor. 5 kere 8, 40, 400 gelir arkadaşlar. Ve gelelim 4'e. Bir araç 60 km bölü saat hızda 3 saat, 90 km bölü saat hızda 2 saat yol alıyor. Buna göre aracın bu yolculuktaki ortalama hızı kaç km bölü saattir? Şimdi arkadaşlar yol neye eşitti? Hız çarpı zamana. Hızı burada yalnız bırakırsak yol bölü zaman olur. Burada ortalama hız ise x1 artı x2 iki durum olduğu için böyle yazıyorum. Bölü t1 artı t2'dir. İlk yolumuz neye eşittir? 60 çarpı 3'ten 180'e. Geçen süre 3 saattir. Şimdi ikinci yolumuz 90 çarpı 2'den 180'e. Geçen süre 2 saattir. Buradan 360 bölü 5 gelir. Ve cevap 72 olur sevgili gençler. Gelelim 5'e. Hızları sabit olan iki hareketlinin hızları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Hızlı olan hareketli yavaş olandan saatte 40 km fazla yol almaktadır. O zaman yavaş olan hızı V olsun. Hızlı olan ne olacaktır? V artı 40. Yavaş olanın 10 saatte aldığı yolu hızlı olan 6 saatte almaktadır. Arkadaşlar yavaş olanın aldığı yol V çarpı 10'dur. Hızlı olan ise hemen hız ile süreyi çarpıyorum. Buradan 4V eşittir 240. V'imiz 60 gelir. Yavaş olan hareketinin saatlik hızı kaç kilometredir? 60'mış arkadaşlar. Evden iş yerine belirli bir sabit hızla 40 dakikada giden Hüseyin Bey, yolun 3 bölü 5'ini gitmesi gereken süreden 6 dakika geç tamamlamıştır. Buna göre Hüseyin Bey işine vaktinde varabilmesi için kalan yolu alırken hızını yüzde kaç artırmalıdır? Öncelikle yolun 3 bölü 5'ini ne kadar sürede alması gerekiyor onu bulalım arkadaşlar. 40 çarpı 3 bölü 5 diyorum. 24 dakikada alması gerekiyor. Ama ne diyor 6 dakika geç tamamlamıştır. Yolun 3 bölü 5'ini 30 dakikada tamamlamıştır. İlk hızıyla arkadaşlar kalan yolu 16 dakikada tamamlıyor. Ama buradaki hızını bilmiyorum. Sonraki hızını. Çünkü kalan yolu 10 dakikada tamamlaması gerekiyor. Biz buradaki hızına V son diyelim. Kalan yol buradaki hesaba göre V son çarpı 10'dur. Buradaki ilk hızına V diyelim. O zaman da V çarpı 16 olacaktır. V son 1,6 V olur. Hızındaki artış nedir arkadaşlar? Son hızından ilk hızına çıkartıyorum. 0,6 V'dir. O zaman şöyle diyeceğiz. %100 V ise ya da arkadaşlar şöyle diyelim. Bakın 0,6 V bölü V diyelim. Yüzde ne kadardır? V'de 0,6 V artış var. Yüzde ne kadar olur? Ya da bir doğru orantı kurabilirsiniz. Buradan cevap yüzde 60 gelir. Ve gelelim 7'ye. A kentinden 600 km uzaklıkta B kentine sabit hızlarla giden ve dönen bir aracın gidiş ve dönüşteki hızları ve harcadığı süreler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre V nedir demiş. Arkadaşlar 600 kilometrelik yoldan bahsediyoruz. O zaman bu 600 kilometrelik yol hız çarpı zamana eşit. Bakın gidiş böyle hızı böyleyken süre buna eşit. V çarpı T oldu. Şimdi dönüşe bakalım. Dönüşte alacağı yol da aynıdır. O yüzden 600 diyorum eşittir. Hız çarpı geçen süre. Buradan 600 eşittir. 2 VT eksi 8 V olur. VT 600'dür. Buradan 8V eşittir. 1200 eksi 600'den 8V 600 olur. V'miz buradan 600 bölü 8 gelir. Bakın arkadaşlar. 2'ye böl 300. 2'ye böl 4. 4'e böl 1. 4'e böl 3 çarpı 25'ten 75 gelir. Hızımız 75'miş. Ve geldik 8'e. A ve B'den birbirine doğru aynı anda yola çıkan iki otomobilin hızları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre bu iki araç kaç saat sonra karşılaşır diyor. Arkadaşlar hareket sürelerine t diyelim. Burada bu araç buraya gelmiş olsun, bu da buraya gelmiş olsun. Yani toplamda alınan yol neye eşittir? Burada yazan 600'e eşittir. O zaman 600 eşittir diyorum. Buradaki aracın aldığı yolu bulalım. V çarpı T'dir. Artı buradaki aracın aldığı yolu bulalım. 150 eksi V çarpı T'dir. Şöyle yapalım. Artı ile karışmasın. 600 eşittir VT artı 150T eksi VT olur. VT'ler birbirini götürür. 600 eşittir 150T'den. 600 bölü 150T 4 gelir. Kaç saat sonra karşılaşıyorlarmış? 4. Aşağıda doğrusal bir yolun A noktasında aynı anda ve aynı yönde belirtilen hızlarla harekete başlayan iki araç verilmiştir. Hızı fazla olan araç yavaş olandan bir saat erken B'ye varıyor. AB uzunluğu nedir? O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bu T sürede varıyorsa bu da T artı bir sürede varıyor demektir. Birinci aracın aldığı yolu şöyle hesaplarız. Hız çarpı geçen süre. Bu yol aynı zamanda ikinci aracın aldığı yola eşittir. Aynı şekilde hız çarpı zaman diyorum. Buradan 80 eşittir 90 t eksi 80 t'den 10 t gelir. T'miz 8 olur. T 8 ise AB uzunluğumuz ikinci araçtan gidelim arkadaşlar. Hız çarpı zamandan 720 kilometre olur. Ve geldik ona. Hızları dakikada 20-24 metre olan iki hareketli dairesel bir pistin üzerinde aynı noktadan aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor. O zaman şöyle yazalım arkadaşlar. İkisi de aynı yöne diyor. 20 metre bölü dakika. 24 metre bölü dakika. Yavaş olan ikinci turunu tamamladığında. Hızlı olanın üçüncü turunu tamamlamasına 60 metre kalıyor. Buna göre pistin uzunluğu kaç metredir? geçen süre T olsun arkadaşlar. Yavaş olan ikinci turunu tamamladığında diyor. Biz burada bir tura x diyelim. Yani pistin çevresi x olsun. İki turunu tamamladığına göre toplamda aldığı yol 2x olacaktır. Hızı ise 20'dir. Geçen süre t'dir. Tamam. Diğeri diyor ki hızlı olan diyor. Üçüncü turunu tamamlamasına 60 metre kalıyor. Yani iki turunu atıyor. Üçüncü turunda ise 60 metre kalıyor. X eksi 60. Toplamda aldığı yol budur. Hızlı olan 24'tür arkadaşlar. Geçen süre T'dir. Pistin uzunluğu nedir? Bize X'i soruyor. Bunları oranlayabiliriz. Ama biraz daha düzenleyelim. Öyle oranlayalım arkadaşlar. 20 çarpı T. 3x eksi 60 24 çarpı t oranladık oranladığımızda t'ler gitti 4'e böl 6 4'e böl 5 içler dışlar çarpımı yapıyorum. 15x eksi 300 12x 3x eşittir 300'den x'imiz 100 gelir. Pistin uzunluğu 100 metreymiş arkadaşlar. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki A, B, C, D pistinin A köşesinde bulunan iki hareketliden biri 8 metre bölü dakika hızla D'ye doğru diğeri V2 6 metre bölü dakika hızı B'ye doğru aynı anda harekete başlıyor ve ilk kez E noktasında karşılaşıyorlar. 3 çarpı AB uzunluğu eşittir. 4 çarpı AD uzunluğu olduğuna göre BE uzunluğunun CE uzunluğuna oranı nedir demiş. İki aracın da hareket süreleri aynı. Ne diyorduk arkadaşlar alınan yol eşittir hız çarpı zaman. O zaman geçen süreye T dersek V1'deki araç... 8 çarpı t'den 8 t kadar yol alıyor. V 2'deki araç 6 çarpı t'den 6 t kadar yol alıyor. Bakın pistin çevresi ne eşitmiş? 8 t artı 6 t'den 14 t'dir. 14 t bölü 2'den pistin yarısı 7 t'ye eşit olur. Yani arkadaşlar şurası ve burası 7 t'ye eşitmiş. O zaman buraya ne kalır? T kalır. Bunu buradan hesaplamış olduk. Şimdi şuraya bakın. AB uzunluğuna 4x diyelim. Burası 4x olsun. AD uzunluğu 3x olacaktır. Burası da 4x arkadaşlar. Bakın 3x artı 4 xten 7x gelir. Bu da 7t eşittir. T'yi aslında x olarak bulmuş olduk. Burası x ise AD uzunluğuna 3x demiştik. Buranın da 3x olması için BE'ye 2x dememiz lazım. O zaman BE uzunluğu 2x, CE uzunluğu x olmak üzere bu oran 2 olur gençler. Evet arkadaşlarım hareket problemlerini tamamladık. Bir sonraki testimiz yüzde kar zarar karışım problemleri ile ilgili. Umarım her şey anlaşılmıştır, her şey yolundadır. Bir sonraki test görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.